Şimdi anlaşamıyordu. İşte sürekli çalışmıyordu. Evde oturuyordu. Ben diyordum çalış, o da diyordu iş yoktur. Böyle birbirimize giriydik. Anlaşamıyorduk, kavga ediyorduk. En sonunda ben dedim artık dayanamıyorum dedim. Sen kendi yoluna, ben kendi yoluma. O artık valizini hazırladım dedim. Artık sen gidersen bu evde. O gitti, gitti. Ben dedim belki burada değil. Demek ki kayınım Gül'e gitmiş. O benim peşime düşmüştü. Demiş neredeyse ben gerek öldüreyim. Çocuklara telefon açıyor diyor, annen evdedir. Bunu çocuklar diyor, yok. Annem evde değil. Ben de kadın semt pazarında çalışıyordum. Kendime yeşillik satıyordum. O baktım ben tam eşya toplarken baktım bir ticari taksi önümde durdu. Şimdi elinde silah vardı. O teyzem yanımdaydı dedi. Dedi Nurhan senin eşin geldi, seni öldürmeye çalışıyor. Ben bir adımı attım, artık bir kap önümdeydi. Ben ya koşamadım, işte ben kaçmadım. Eşim benim saçımı tuttu, silah kafama dayadı. O bir ateş etti, kafama ateş etti. Nasıl ateş ederken ben düştüm yere. Düştüm, o benim teyzem benim üstüme ağlıyor diyor, Allah Nurhan öldü. O bir pikabıcımız vardı, onun belini tuttu dedi. Necat abi nasıl, niye öyle yapıyorsun? O çocuğun elinde tam onu böyle birbirini götürüp getiriyor. Silah onun elinde almaya çalışıyor. O çocuğun elinde silahı kendi kafana da vardı. Kendi kafana da silah sıkıyor, o da intihar etti, o öldü. O ben de yaralı kurtuldum, işte beni hastaneye kaldırıyorlar. O sonra yoğun bakıma aldılar. Bir ay boyunca yoğun bakımdaydım. Doktor dedi bu mucizedir dedi, zaten ölmüştü. Vallahi demek ki Allah mucize göndermiş, ölmemiş. Beş çocuğum vardı zaten, ortada kalacaktı. Ben geldim işte, ben orada tedavimi de daha yarıya bıraktım dedim. Artık benim çocuklarımı yanına gitmek istiyorum. Kimse bakamıyor çocuklarıma. Kızım evdeydi. 17 yaşında kızım bakıyordu. O sonra doktor dedi bu felç kalmış. Bir tarafım tutmuyor. Şimdi elim kolum tutmuyor. Fizik tedavisini görüyorum ama bir faydasını görmedim. Allah geçimimiz ama Allah tarafında da böyle komşular olsun. Böyle bir dernek olsun ama bize yardımcı oluyorlar. Yoksa bir herhangi bir gelirim yoktur. Bir engelli maaşım tektir o da. De beş çocuktur da ev nasıl hani bir maaşla geçinebiliriz. Devlete bir geliyor diyor sen engelli maaş alıyorsun, başka bir şey vermiyorlar. De çocuklar hepsi okula gidiyor. Hepsi ufaktır. En büyüğüm kızımdır, 17 yaşında, o da okul okuyor. Başka hiçbir şeyim yoktur. O da Ramazan'da eğer biri bir kolu erzak getirse başka bir şey yok. Benim bir şey bakıcı maaşım iptal olmuş. Kimsenin üstünde de çıkaramıyorum. Diyor gerek senin kızın olsun, kızım da 17 yaşında olmuyor. O yengemin üstünde yapacaktım, o da vermiyorlar. Gelirler eve bakıyorlar diyor. Sizi mağdur etmek istemiyoruz. Gelirler bakıyorlar, gidiş o gidiş. Hiçbir yardım etmiyorlar. Bir de çocuklarıma dedi hani gerek yetim parası verecekti, vermediler. Başkasılarını verirler, benim şansım hiçbir yerde yoktur. Kıyafet olsun, mot olsun, ayakkabı olsun, elbise olsun. Ne çocukların ne ihtiyacı varsa da biri hayrına getirse çok iyi olur hani. Eğitimlerini çok istiyorum hani, okul okusunlar, kendine bir şey olsun. Bir meslek kazansınlar. Yani yardım edecek bir ailem de yoktur. Yardım çok istiyorum, ona ihtiyacım çok var gerçekten. Yani yardım sevenler, ben yardım istiyorum.
Benim bir tarafım tutmuyor, tedavi olmak istiyorum. Hani maddi durumum olmadığı için yapamıyorum. Diyor tedavisi İstanbul'da oluyor. O da paraylıdır. Benim maddi durumum olmadığı için gidemiyorum işte. Diyor en az bir ayım orada kalması gerekiyor. O da paraylıdır. Artık ne kadarsa bilmiyorum. Özel kurumdur ha. Diyorum İstanbul'da iyi doktorlar var, tedavi olmak istiyorum. Bir akülyeli sandalye de istiyorum çünkü ben bir yere gitme istiyorum, gidemiyorum. Bir tarafım tutmadığı için yani akülyeli sandalye bana iyidir ha. Diyor hani düğmesine basıyorsun bile gidiyor kendi kendine. Yani bazen canım sıkılı dışarı çıkmak istiyorum, çıkamıyorum. İnşallah duyarlı insanlar olur, bana yardımcı olur iş.